Bu videoda genetik mutasyonların etkilerini ve bir organizmayı nasıl etkilediklerini konuşacağız. Ama öncelikle size moleküler biyolojinin merkez dogmasından yani genetik bilginin DNA formunda bir hücrede nasıl saklandığından, RNA'ya nasıl aktarıldığından ve en sonunda da protein sentezlemek için nasıl kullanıldığından bahsetmek istiyorum. DNA'daki nükleotitler RNA'daki kendilerini tamamlayan formlara kopyalanır. Bu nükleotitler daha sonra kodon adı verilen üçlü gruplar halinde okunup daha büyük bir proteinin belirli amino asitlerini meydana getirir. DNA'daki nükleotitlerden biri mutasyona uğrarsa, örneğin buradaki gibi timin bazlarından biri adenin bazına dönüşürse, buradan kopyalanacak olan RNA dizilimi ve dolayısıyla sentezlenecek protein de etkilenir. Mutasyonlar bir hücre DNA'sında anormal protein üretimi ile sonuçlanan hatalardır. Peki mutasyonlar iyi mi yoksa kötü mü ve organizma üzerinde nasıl bir etki yaratır? Sorularını sorarsak, bu sorulara verilebilecek çok doğru bir cevap yok ve buraya çizdiğim resimlerdeki gibi çok büyük yapısal değişikliklerle sonuçlanabilecek mutasyonların yanında fark edilmesi mümkün olmayan küçük değişikliklere sebep olan mutasyonlar da bulunur. Bir mutasyonu iyi ya da kötü olarak sınıflandırmak da organizmanın içinde yaşadığı ortama kadar birçok değişkene bağlı olduğu için ee, bu oldukça zor olacaktır. Yine de size iyi bir mutasyon örneği vermek istiyorum. Streptococcus pneumococcus bakterisi genelde zatürreye sebep olmasıyla bilinir. Bu bakteriyi öldürmek için hastaya penisilin gibi bir antibiyotik verilir. Ama zaman zaman penisiline direnci olan özellikteki bakterilerle de karşılaşabiliriz. Ve bu durumda penisilin, direnci olmayan bakteriler üzerinde olduğu kadar başarılı değildir. Mantıken olamaz da zaten, değil mi? Bu iyi bir mutasyon olarak sınıflandırılır çünkü insan vücudunda yaşayan bakterilerin ölümcül penisilinle karşılaşma ihtimali diğer bakterilere göre daha fazladır. Ve bu bakteriler için penisilin gibi antibiyotiklere karşı dirençli olmakta iyi bir şeydir. Ve bu tabii ki de bakteriler adına iyi bir mutasyondur. İnsanlar için Olacak değil tabii ki iyi olacak değil. Çünkü bu durumda antibiyotik direnci olan bakterilerden kurtulması insanların daha da zor hale gelecektir. Sırada kötü bir mutasyon örneği var. Kistik fibroz isimli hastalık CFTR genindeki bir mutasyon sonucunda ortaya çıkar. Bu mutasyonun size nasıl zarar vereceğinin çok detayına girmek istemiyorum ama bu hastalığı olan insanların akciğerlerindeki mukus o kadar yoğundur ki nefes almaları gerçekten de çok zor bir hale gelir. Bunun içinde kistik fibroza sebep olan mutasyon kötü bir mutasyon olarak sınıflandırılır. Bu arada mutasyonlar sadece iyi ya da kötü olmak zorunda da değil. Bazı mutasyonlar hem avantajlı hem de dezavantajlı sonuçlar doğurabilir. Al yuvarlarda bulunan hemoglobin proteininde meydana gelen bir mutasyon orak hücreli anemiye sebep olur. Bu hastalık hemoglobinin HBS denilen ve daha az etkili olan bir forma dönüşmesine sebep olur. Bu protein vücuda oksijen iletmek açısından hemoglobin kadar başarılı değildir. Ama orak hücreli e, aneminin yan etkilerinden biri hastanın sıtmaya yakalanma riskini düşürmesidir. Sıtma al yuvarlara yerleşen ve burada üreyen bir parazittir ve konak organizma üzerinde kötü etkileri vardır. Ama orak hücreli anemiye yakalanmış al yuvarlarda çoğalamaz. Bu durumda orak hücreli anemiye sebep olan mutasyonun bir kötü yani HBS'nin oksijen iletiminde hemoglobin kadar etkili olamaması bir de iyi yanı yani sıtma parazitinin orak hücreli anemiye yakalanmış al hücrelerinde çoğalamadığı gibi etkileri olduğunu görebiliyoruz. Bu videoda neler öğrendiğimizi tekrarlayacak olursak öncelikle mutasyonun etkilerinin her zaman olmasa da genellikle protein seviyesinde görüleceğini öğrendik. Evet bu kuralın bazı istisnaları vardır. İkinci olarak da Genetik mutasyonların mutasyon tipine, etkilediği organizmanın yaşadığı ortama ve farklı birçok değişkene bağlı olan avantajlı, zararlı ve nötr etkileri olabileceğinden bahsettik.